İyi akşamlar. Bugün 31 Ağustos Perşembe Evrensel Web TV haber bülteniyle karşınızdayız. Maalesef bu sabah yine bir saldırı haberiyle uyandık. İzmir Buca'da çöp konteynerine konulan el yapımı bomba patladı. O sırada da maalesef cezaevi aracı geçiyordu. Biri ağır, 10 kişi yaralandı. Şimdi yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü, maalesef yine Kurban Bayramı'nda çocukların gözleri önünde kurbanlıkların kesildiğini göreceğiz. Ancak psikologlar uyarıyor, böyle bir şey yapmayın. Bu durum çocukların travma geçirmesine sebep olabilir diyor. Aman dikkat diyelim. Maalesef kadınlara yönelik, kadınlara ve çocuklara dönük cinsel saldırı haberleri de gelmeye devam ediyor. Bu kez Zonguldak ve İstanbul, Zincirlikuyu ve Konya'dan geldi haberler, ama önce Denizli'ye gidelim. Denizli'de bir sel ve selden sonra yaşananlara bakalım. Denizli Serinhisar'da dün akşam sağanak yağmur ve dolu bastırdı ve hemen ardından sel ve heyelan yaşandı. Tüm bunlar yaşanırken belediye başkanının yaptıkları ise pes dedirtti. Dün akşam 18 sıralarında şiddetli yağmur ve dolu yağışı başladı. Sel yaşandı. Sel suları dağlık alandan kopardığı büyük kara parçaları ve toprağı Pınarcık Mahallesi'ne taşıdı. Sel nedeniyle yaklaşık 40 ev ve iş yerini su bastı. Araçlar hasar gördü. Denizli Antalya Karayolu'nun bir kısmı heyelan nedeniyle kapandı. Bölgede can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Serinhisar Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Mehmet Kobaş bölgede incelemelerde bulundu. Selden etkilenen ve afet yaşayan yurttaşlar da haliyle tepki gösterdi. Mahalleli Başkan Kobaş'ın yurttaşlara bağırarak bir kişinin boğazını sıktığını ifade etti. Bu Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş yaptı bunu. Bir vurdu değil olay. Ben senin için sordum ona. Yani bu insanlar bu kadar baskı konuyor. Ama seçim zamanı gidelim. Makamını gidersin insan. İnsana insan gibi değer vermiyorsunuz. Bu kadar basit. Belli oldu. Kötü kötü böyle yapıyorsun, tamam. İnsanları boğazı sıkmak değil o. İnsanları boğazı sıkmak değil başkanım. İnsanların boğazını sıkmak değil o. Bizim yaramız o, her şeyimiz o. Bizim... Sen git abi. Bizim... Senin biletin kim çıktı biletin? İzmir Buca'da cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı bir bomba çöp konteynerinde patladı. Biri ağır, 10 kişi yaralandı. İzmir, Aydın-İzmir otoyoluna yakın olan Buca Koop Mahallesi'nde yerdeki plastik çöp konteynerine konulan patlayıcı saat 08 sıralarında cezaevi servis otobüsü geçerken infilak etti. Patlamayla birlikte sürücü otobüs büyük hasar gördü ve içindeki 10 kişi yaralandı. Çevredeki bazı binaların camları kırıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 7 yaralı taburcu edildi. 3'ünün ise tedavilerine devam edildi. İlk incelemelere göre çöp konteynerine yerleştirilen bombanın el yapımı olduğu ve uzaktan kumandayla servis aracının geçişi sırasında patlatıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevi servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıyı Twitter hesabından paylaşımla kınadı. Adalet Bakanlığı konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Patlamanın bir saldırı olduğunu ve kınadıklarını belirtti. Patlamaya sebep olan bombanın konteynere kim ya da kimler tarafından konulmuş olabileceğine dair yetkililer henüz bir açıklamada bulunmadı. Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu avukatları için başlatmıştı. Avukatlar adalet nöbetini 22.si gerçekleşti. Bu haftaki adalet nöbetine de yazar Özgür Mumcu, CHP milletvekili Barış Yarkadaş ve CHP Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç konuşma yaptı. Derdimize, davamıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza sahip çıkmak adına savunmayı savunmak,
adına. Demokrasi, özgürlük, adalet için buradayız. Hani bayram öncesi, bayramlaşma babında arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Farklı senelerde hukuk fakültelerinden geçmiş ve öğrenciliğinin ilk günlerinden itibaren hukukçuluğun kamu yararına, toplumsal uyuma ve adalete ulaşmak için önemini fark etmiş olanlar için bu günler hem zor hem de utanç verici. Bu utanç, dedikodu üzerine inşa edilmiş iddianamelerle içeride tutulanlar serbest kalmadıkça artarak devam edecek. Acı olan, bu utancı paylaşması gereken kim hukukçuların bu vasıflarını bir kenara bırakarak kendilerini siyasi iradenin memuru olmaktan başka vasıf aramamalarıdır. Türkiye bir KHK devletine dönüşmüştür. Bir gece yarısı hangi düzenlemenin topluma ne emredeceği belirsizdir. İş güvencesi kaybolmuş, hakimlik teminatı yerle eksandır. Büyük bir altüst yaşayan Türk yargısı, mülkün yani devletin temeli olan adaletten her geçen gün daha büyük bir hızla uzaklaşmakta ve daha vahimi sanki böylesine bir gidişat yokmuş gibi davranmaktadır. Mesleklerini gurur içinde sürdürmeyi talep eten bütün hukukçuların sadece haftanın bir günü değil, Türkiye'de hukuk devleti yeniden kurulana kadar her gün, her eylemleriyle adalet nöbeti tutması duvarlarına asılı hukuk fakültesi diplomalarının bir gereğidir. 11 Eylül'de Silivri'de olacağız ve içerideki arkadaşlarımızın tahliyesini hep beraber kutlayacağız diye umuyorum. Biliyorum ki ben de 11 Eylül'de adalet olası bir biçimde yerine gelir. Arkadaşlarımızla birlikte Silivri'den döneriz umudunu. Açlık grevinin 177. gününde akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça. 14 Eylül'de de ilk duruşma gerçekleşecek. Nuriye ve Semih herkesi duruşmaya davet etti. Ayrıca yarın yüzlerce kurumunda bir araya gelmesiyle, çağrısıyla Gülmen ve Özakça'nın taleplerinin kabul edilmesi ve ihraç edilen emekçilerin geri alınması talebiyle Kadıköy'de eylem gerçekleşecek. Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için 177 gündür açlık grevinde. Avukatları Engin Gökoğlu, Gülmen ve Özakça hakkında bilgi verdi. Avukat Gökoğlu, Semih Özakça'nın ayağa kalkabildiğini ancak Nuriye Gülmen'in yatarak kendisiyle konuştuğunu anlattı. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın 14 Eylül'de ilk duruşmalarının olacağına dikkat çekti Gökoğlu. Ziyarete gittiğinde Gülmen ve Özakça'nın herkesi mahkemeye davet ettiğini söyledi. Ayrıca aralarında Emek Partisi, DİP, İHAD, HDP ve hukukçuların da bulunduğu siyasi parti, kitle örgütü ve kurumlar açlık grevinin 177. gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın taleplerinin kabul edilmesi, OHAL ve KHK'ların kaldırılması, kamu emekçilerinin işlerine iade edilmesi için 1 Eylül yani yarın saat 19.30'da Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelecek. Bugün Kurban Bayramı'nın arifesi, yarın Kurban Bayramı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kurban mesajı yayınladı ama mesajda yine teklik vurgusu vardı. Bu toprakların vatanımız olarak kalması, ezanların susmaması, bayrakların inmemesi için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz. Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve asayiş görevlerinde el an vazife başında olan tüm güvenlik güçlerimize başarılar temenni ediyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda verdiğimiz mücadeleyle ecdadımızdan devraldığımız emanete ve çocuklarımıza devredeceğimiz mirasa sahip çıkıyoruz. İç savaştan kaçarak ülkelerinden Türkiye'ye gelen Suriyeliler de bayram için ülkelerine döndü. Suriye'ye göçenlerin sayısı yaklaşık 90 bine ulaştı. Türkiye'ye sığınan 54.734 Suriyeli Kurban Bayramı için Kilis'teki Öncü Pınar sınır kapısından geçiş yaparak ülkelerine gitti. Hatay'daki Cilve Gözü sınır kapısından da 35 bin sığınmacı bayram için Suriye'ye geçiş yaptı. Kilis Valiliği, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde kutlamak isteyen Suriyeli sığınmacıların Kilis'teki Öncü Pınar sınır kapısından geçiş yapabileceğini duyurdu. Duyurunun ardından Kilis ve farklı kentlerde yaşayan 67 bin Suriyeli ülkelerine gidebilmek için Kilis Valiliğine başvuruda bulundu. Sık sık izdiham görüntülerinin yaşandığı
yerde Suriyelilerin ülkelerine geçişi dün sona erdi. Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri 15 gün içerisinde randevu alarak başvuruda bulunan 67 bin Suriyeli'den 54.734'ünün Öncüpınar sınır kapısından işlem yaptırarak ülkesine gittiğini bildirdi. Yetkililer, bayramı ülkelerindeki yakınlarını yanında geçirecek olan Suriyelilerin 5-15 Eylül arasında yeniden Türkiye'ye döneceklerini aktardı. Evet, yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü dedik. Maalesef Türkiye'nin dört bir yanında kesilecek kurbanlıklar çocuklar için yine olumsuz görüntülere sebep olacak. Klinik psikolog Yaşam Yanardağ Çelik dedi ki, kurban kesimini çocuklarınıza izletmeyin. Bu durum, yani bu izletme çocuklarda travmaya neden olabilir. Kurban Bayramı'nda çocuğun gözünün önünde kesim yapılması kesinlikle doğru bir davranış değildir. Her çocuk için travma yaratabilecek bu olayı ebeveynlerin biraz daha gözden geçirmesi, biraz daha bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Özellikle 9 yaş öncesinde çocuklarda hala soyut düşünme yeteneği çok fazla gelişmediği için bunun ne olduğunu çok algılayamayabilirler. Bu çocuk için çok ağır bir travmaya dönüşebilir. Hatta çocuğun beslenmesine kadar gidecek olumsuzluklara yol açabilir. Ve aynı zamanda ebeveynler açısından bakıldığında aslında bir çelişki yaratabilir. Çünkü biz çocuğun şiddet uygulamaması yönünde ona eğitimler verirken maalesef bir hayvanın onun gözünün önünde kesilmesi, parçaları ayrılması çocuğun çok algılayabileceği bir şey değil. Bu nedenle özellikle 12 yaşından önce çocukların gözünün önünde kesim yapılması kesinlikle doğru değildir. 12 yaşından sonra ya da bu yaşlarda işte ergenliğe girdikten sonra eğer çocuk çok ısrar ediyorsa elbette ebeveynleriyle gidebilir. Fakat ısrarcı olmayan çocuğu bu geleneği görsün, öğrensin diye kesim yapılan yerlere götürmek maalesef çok doğru değil. Yani bu açıkçası çok mantıklı açıklanabilecek bir davranış değil. Elbette ki hani bir gelenek olarak süre gelmiş bir şey olabilir ama ebeveynlerin özellikle bu davranıştan kesinlikle uzak durması gerekiyor. Zaten çocuğun kesim yapılan yere götürülmesi yanlışken bir de o kurban ona ait bir şeyin, bir sıvının, kanın çocuğun yüzüne sürülmesi çocukta çok büyük kaygılara yol açabilir. Çocuk bu kaygıyı atlatamayıp bu da farklı korkulara yol açabilir. Nedir bu? İşte hiç durduk yere mesela bir odadan bir odaya gitmeye korkabilir. Koyunu alıp kendi elleriyle besleyip sonrasında kesilmesine şahit olmuş insanlar var. Bunun travması elbette ki daha büyük. Yani hayvanı eliyle besledikten sonra kesilmesini görmesi onun hem güven duygusunu sarsacaktır hem de çok ciddi kaygılar yaşamasına sebep olacaktır. Evet, psikolog Çelik aktardı aslında. Biz yeniden hatırlatalım. Kurban kesimini çocuklara izletmeyin. Bu çocuklarda büyük kaygılara, büyük travmalara yol açabilir. Aman dikkat diyelim. Başka bir haberle devam edelim. Şimdi kadınlara ve çocuklara yönelik Türkiye'de cinsel istismar vakaları da maalesef bitmek bilmiyor. Dün akşam İstanbul Zincirlikuyu'da Hollandalı bir genç kadın tecavüz girişimine maruz kaldı. Konya'da ise zihinsel engelli iki kız kardeş yakınlarının istismarına uğradı. Konya'da oturan MK dün polis merkezine giderek %50 zihinsel engelli raporları bulunan kızları 19 yaşındaki NK ile 18 yaşındaki MK'nin bir inşaatta çalışan ve akrabaları olan HD tarafından tecavüze uğradığı ve HD'nin bu suçun görüntüsünü kaydedip görüntüleri kendi kardeşi AA'ya gönderdiği iddiasıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şubesi'ne bağlı güven timleri HD'yi çalıştığı inşaatta gözaltına aldı. HD polise verdiği ilk ifadesinde iki kız kardeşle de sevgili olduklarını, ND ile telefonla çıplak olarak görüntülü konuştuklarını, MK ile de Rıza ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. İstanbul Zincirlikuyu mezarlığında ise turist olarak gelen 19 yaşındaki Hollandalı HG bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra evine dönmek üzere Zincirlikuyu mezarlığının içinden geçerken cinsel saldırıya maruz kaldı. Genç kadının bağırması ve mücadele etmesi üzerine fail korkarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri fazla uzaklaşamayan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Polise verdiği ifadesini suçlamaları kabul etmeyen şüpheli EG, genç kadın tarafından teşhis edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bandırma'da Güldane Canbaz evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin eşi gözaltına alındı ve evde tabancayla oynayan 3 yaşındaki kızım yaptı dedi.
Bandırma'da 3 çocuk annesi Güldane Canbaz evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan eşi Olcay Canbaz, "Benim eşimle hiçbir sorunum yoktu. Ölümüne evde tabancayla oynayan 3 yaşındaki kızım neden oldu?" dedi. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç kadın, silah sesini duyan komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güldane Canbaz doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın hemen ardından otomobiliyle devlet hastanesine gelen Güldane Canbaz'ın eşi Olcay Canbaz, ölen kadının yakınları tarafından darp edildi. Polis tarafından gözaltına alındı. 28 yaşındaki Olcay Canbaz, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Ben eşimi çok seviyorum. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Olay 3 yaşındaki kızımın ruhsatsız olan tabancayla oynaması sonucu meydana geldi. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun Güldane'ye isabet etti. Suçsuzum." iddiasında bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulaması devam eden Olcay Canbaz ifadesinin ardından adliyeye çıkarıldı. Dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı ve Göztepe tezahüratı yaptı. Portekiz milli takımı kampında bulunan yıldız futbolcu sosyal medyadan canlı yayın yaparken Göztepe'de kalecilik yapan Beto'nun isteği üzerine Göztepe'nin meşhur tezahüratını seslendirdi. Now, merhaba. Merhaba. Göztepe. Göztepe. Manada. Bültenimizin sonuna geldik. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.